Uzak diyarlarda yaşlı bir kral ve dans etmeyi çok seven 7 prenses kızı yaşarmış. Kızlar o kadar kıskançmış ki kral kavga çıkmaması için hepsine aynı elbiseden bir tane almış. Fakat prensesler bu durumdan sürekli şikayet etmiş. Her gün aynı kıyafeti giymekten çok sıkıldım. Biz de. O gün prenseslerden en küçüğü üzgün bir halde sarayda gezinirken takır tukur sesler duymuş. Ses sarayda gizemli bir kapının ardından geliyormuş. Merak içinde gidip kapıyı aralayınca gördüğü şeye çok şaşırmış. Çünkü karşısında kendi kendine hareket eden bir çift kırmızı ayakkabı varmış. Ayakkabılar dans ederek gelip prensesin tam önünde durmuş. Prenses merakla ayakkabıyı giydiğinde kendini inanılmaz bir hızda koşarken bulmuş. Ne kadar da hızlı koşuyorum. Prenses büyülü kırmızı ayakkabılarla upuzun ıssız bir yola çıkmış. Sonunda büyülü ayakkabılar uzaklarda ünlü bir terzinin önünde kendiliğinden duruvermiş. Burada öyle güzel elbiseler varmış ki baloda giymek için birini istemiş terziden. Elbette ama unutma, bencil olanı elbise cezalandırır. Küçük prenses terzinin laflarını aldırış etmeden elbiseyi de alıp aynı hızda saraya geri dönmüş. Ayakkabılarını herkes uyurken gizlice yatağının altına yerleştirmiş. Çünkü o kıyafetleri kardeşleriyle paylaşmak istemiyor, yalnızca kendi giysen istiyormuş. Ertesi akşam tüm kız kardeşler balo salonunda dans etmek için toplanmış. 6 prenses de birbiriyle aynı eskimiş kıyafetleri giyerken 7. prenses farklı, yepyeni bir elbiseyle salona girmiş. Ablaları merakla küçük prensese bu elbiseyi nereden bulduğunu sormuşlar. Ama o hiçbir şey söylemeyip ablalarının üzgün bakışları arasında dans ederek yeni elbisesinin tadını çıkarmış. Aradan günler geçmiş. Küçük prenses baloya her akşam farklı ve yeni bir kıyafetle gelir olmuş. Eskimiş elbiselerini onarmak için baloya gelemeyen kardeşlerini ise hiç umursamıyormuş. Bir balo gecesi küçük prensesin elbisesi üzerindeki parlak düğmeler ortanca kardeşin dikkatini çekmiş. Bu düğmelerin yalnızca çok uzaktaki meşhur bir terzide bulunduğunu biliyormuş. Fakat küçük prensesin o uzak terziye bir günde gidip gelmesi imkansızmış. Bunu çözmek için kardeşler içlerinden birinin küçük prensesin başında nöbet tutmasına karar vermişler. O nereye gitse ablalarından biri de peşinden gidiyor, onu asla yalnız bırakmıyorlarmış. Sonunda bir gece küçük prenses nöbet sırasında ablasının uyuyakaldığını görmüş. Bunu fırsat bilip hemen kırmızı büyülü ayakkabılarını giyip terziden bir yeni kıyafet daha almış. Ay, bir sürü elbisem oldu. Ablalarım kıskançlıktan kuduracak. Ertesi gün ablalarından biri eskiyen elbisesinde kocaman bir yırtık fark etmiş. Gidip küçük prensesten yardım istemiş. Bu kılıkta baloda dans edemem. Lütfen bana yeni kıyafetlerinden birini verir misin? Hayır, veremem. Onlar benim. Bana göre dikildiler. Küçük prenses kimseye aldırmadan tek başına dansa gitmiş. O yeni kıyafetiyle konukları hava atarak dans ederken ablalarından biri küçük prensesin yatağı altında takır tukur sesler duymuş. Eğilip baktığında kendi kendine hareket eden kırmızı büyülü ayakkabıları görmüş. Ortanca prenses ayakkabıları ayağına giydiği an bir o yana bir bu yana hızla koşmaya başlamış. Aa, neler oluyor? Ortanca prenses göz açıp kapanıncaya kadar saraydan çıkıvermiş. Aa, nereye gitti? Vay canına, biraz önce buradaydı. Ne kadar da hızlıydı. Prenses çok kısa bir zamanda nihayet o çok uzaktaki o terziye varınca
Ayakkabılar yine kendiliğinden durmuş. İçeri girdiğinde gördüklerine inanamamış. Süslü, taşlı, onlarca elbise önünde duruyormuş. Demek büyülü ayakkabılarıyla terziye bu kadar hızlı gidip gelebiliyormuş. Ben de bir tane elbise alabilir miyim? Elbette. Ama unutma, bencil olanı elbise cezalandırır. Prenses terzinin sözlerine hak vermiş. Söz veriyorum. Asla kıskanç ve bencil olmayacağım. Ardından yeni bir elbise giyip aynı hızda saraya geri dönmüş. Diğer yanda küçük prenses balo salonunda tek başına dans ederken bir anda kıyafeti eski püskü bir elbiseye dönüşmüş. Ha? Güzel elbiseme ne oldu birdenbire? Neler oluyor? Rezil oldum resmen. Konukların şaşkın bakışları arasında küçük prenses ağlayarak odasına dönmüş. Yeni kıyafet almak için her yerde büyülü kırmızı ayakkabısını aramış. Ama bir türlü bulamamış. Kırmızı ayakkabılarım nerede? Kim aldı? Çabuk söylesin. İşte o sırada ortanca ablası elinde büyülü ayakkabılarla karşısına çıkıvermiş. Üstelik üzerinde yepyeni bir elbise varmış. Bunları mı arıyordun yoksa? Evet. Küçük prenses böylece sırrının ortaya çıktığını anlamış ve terzinin sözlerini umursamadığı için çok utanmış. Ablaları ona paylaşmanın dünyadaki en önemli şey olduğundan bahsetmiş. Küçük prenses de hepsinden özür dilemiş. O günden sonra büyülü kırmızı ayakkabılarını her gün bir ablasıyla paylaşmış. Ayakkabılar da prensesleri sırayla inanılmaz bir hızla terziye götürüp getirmiş. Böylece tüm prenses kardeşler yeni kıyafetler alabilmiş ve balo salonunda gecelerce keyifle dans edebilmişler. Bir zamanlar büyük bir krallıkta 12 güzel prenses yaşarmış. Bu prenseslerin her biri dans etmeyi çok severmiş. Bir gün prenseslerden en küçüğü saray penceresinden bakınırken bahçedeki kuyunun içinde parıldayan kırmızı bir ışık görmüş. Kimseye söylemeden kuyunun yanına kadar gitmiş. İçine bakınca ışıktan başka bir şey göremediğinden kova ile ışığı yakalayıp kendine çekmiş. Bu da ne böyle? Kovanın içinde parıl parıl parlayan bir çift kırmızı ayakkabı varmış. Küçük prenses ayakkabıları giydiği an kendini bahçede inanılmaz güzel dans ederken bulmuş. Vay canına, bu ayakkabılar sihirli. Ne kadar da güzel dans ediyorum. Birden minik bir peri çıkmış ortaya. Prensese, dürüst ol ve ayakkabıları paylaş. Yoksa sihrin bedelini ödersin. Deyip kaybolmuş. Küçük prenses perinin söylediklerini önemsemeyip ablalarına ayakkabıdan bahsetmemiş. Ertesi gün büyük bir balo düzenlenmiş. Küçük prenses sihirli ayakkabıları giymiş ve baloya gitmiş. Herkes onun güzel dansını hayranlıkla izlerken ortanca prenses merakla sormuş. Kardeşim, sen bu kadar güzel dans etmezdin. Hem bu ayakkabılar da nereden çıktı? Küçük prenses hep böyle dans ettiğini söyleyip ayakkabıları babasının hediye ettiği yalanını uydurmuş. Birden ayakkabılar aniden duruvermiş ve küçük prenses pat diye yere düşmüş. Ah, ne oldu böyle? Küçük prenses herkesin meraklı bakışları eşliğinde ayakkabıları aceleyle çıkarıp odasına koşmuş. Ertesi sabah ablaları küçük prensese ayakkabıyı sormuş. Ayakkabıyı çok beğendik. Biz de giyebilir miyiz? Fakat küçük prenses bu sefer de ayakkabıları kaybettiğini söylemiş. Ablaları küçük prensesin yalan söylediğini anlamış. Küçük prenses ablalarından gizli tekrar ayakkabıları denemiş. Ama ayakkabılar dans etmek yerine onu hızla ormandaki eski bir kulübeye sürüklemiş. Ah! İmdat!
Küçük prenses kulübede ayakkabılar yüzünden dört dönerken devasa bir örümcek ağına takılmış. Ne yapsa da kurtulamamış. Yardım edin! Biri beni kurtarsın! Diğer yanda tüm prensesler saatlerdir ortada olmayan küçük prensesi merak etmiş. Her bir yandan prensesi aramaya çıkmışlar. Nihayet büyük prenses bir kulübenin yanından geçerken kardeşinin hıçkırıklarını duymuş. Kulübeye girdiğinde küçük prensesi örümcek ağına dolanmış halde bulmuş. Oradan çekmiş, buradan uzatmış ama yok, ağlar sökülmemiş. Bir anda gözüne prensesin kırmızı ayakkabıları ilişmiş. Onları ayağından çıkardığı an örümcek ağları kendiliğinden çözülüvermiş. Küçük prenses ablasının boynuna atlayıp ona teşekkür etmiş. Biliyorum. Ayakkabıyı sizinle paylaşmadığım için başıma geldi bütün bunlar. Ablası bencilliğin çok kötü bir şey olduğunu, tüm ablalarından özür dilemesi gerektiğini söylemiş. Prensesler saraylarına doğru yola çıkmış. Küçük prenses pişmanlıkla tüm ablalarından özür dilemiş. Önemli olan hatanı anlamış olman küçüğüm. Böylece tüm prensesler ayakkabıların sihrini ve paylaşmanın gücünü birlikte keşfedip sihirli ayakkabılarla sırayla her baloda dans etmiş. Paylaşmayı seçen prensesin hikayesi de krallıkta nesiller boyu anlatılmış. Bir zamanlar uzak bir krallıkta Cinderella adında güzel ve sevimli bir genç kız yaşarmış. Üvey annesi ve üvey kız kardeşleri kıskançlıklarından Cinderella'ya hep kötü davranırlarmış. Krallıkta büyük balonun düzenleneceği gün üvey kız kardeşleri Cinderella'nın baloya yetişememesi için plan yapmış. Cinderella, hemen saçlarıma takmak için orman çiçekleri topla. Çok güzel olmalıyım. Ben de orman yolunun sonundaki mor sümbüllerden istiyorum. Hadi! Cinderella üzülerek ama baloya az bir vakit kaldı demiş. Merak etme, sen dönmeden asla gitmeyiz. Cinderella üzülerek evden çıkmış. Uzun yolların ardından nihayet mor sümbüllere ulaşmış. Fakat çiçeklere uzanayım derken tüm parmaklarına dikenler batmış. Cinderella hem ellerinin acısından hem de baloya yetişemeyeceğinden başlamış ağlamaya. Bir anda karşısında bir peri belirmiş. Peri Cinderella'ya neden üzgün olduğunu sormuş. Kardeşlerim baloya yetişemeyeceğimi bile bile benden çiçek toplamamı istedi. Peri parmağını şıklatmış ve aniden elinde parıl parıl parlayan kırmızı ayakkabılar belirmiş. Bu ayakkabıları giydiğin anda balo için hazır olacaksın. Ama unutma, sihrin etkisi dolunayda geçecek. Dolunaydan önce evde olmalısın deyip bir anda kaybolmuş. Cinderella şaşkınlıkla etrafına bakınıp ayakkabıları denemiş. Ayakkabıları giydiği an saçları ve elbiseleriyle güzel bir prensese dönüşmüş bir halde kendini balo salonunun önünde bulmuş. Ah, neredeyim ben? Bu elbise, gördüklerim gerçek mi yoksa? Balo salonuna girip hayranlıkla etrafına bakınmış. Kıskanç üvey kardeşleri ve üvey annesi onu görünce şoke olmuş. Olamaz, baloya yetişmesi imkansızdı. Üzerindekileri nereden bulmuş böyle? Çok çirkin. Tüm ilgi Cinderella'nın üzerindeymiş. Bu dansı bana lütfedin prensesim. Cinderella ve prens saatlerce dans etmiş. Ancak dansın ortasında bir güvercin gelip Cinderella'nın omuzuna konup fısıldamış. Dolunay olmak üzere hemen dönmen gerek. Cinderella, prensin şaşkın bakışları arasında aceleyle koşarken önünü göremeyip bir su birikintisine basmış ve ayakkabılarından biri akıntıya kapılıp gitmiş. Acele etmeliyim, yoksa her şey eski haline dönecek. Nihayet tam dolunay çıkmadan eve dönmeyi başarmış.
Üzerini değiştirip ayakkabının tekini yastığının altına gizlemiş. Sabah olduğunda prens üzgünce gezinirken kırmızı bir ayakkabı teki bulmuş. Bunlar o prensesin ayakkabılarıydı diye düşünmüş. Prens ayakkabının sahibini bulmak için krallığın dört bir yanını dolaşmış. Ve bir gün Cinderella'nın yaşadığı eve gelmiş. Üvey kız kardeşler hemen sıraya girmiş. Cinderella ise uzaktan olacakları izliyormuş. İlk olarak en büyük üvey kız kardeş ayakkabıyı giymiş. Ancak giyer giymez saçları bir anda kabarmış. Kocaman çalı gibi bir hale dönüşmüş. Olamaz, saçlarım! Diğer üvey kız kardeş de atılmış denemek için. Ama ayağını soktuğu an kıyafetleri eski püskü, kirli bir hale gelmiş. Kıyafetlerim! Bir çöp yığınına dönüştüm! İşte o an Cinderella elinde kırmızı ayakkabının tekiyle gelmiş. İki ayakkabıyı da ayağına geçirdiği an yeniden balodaki güzel haline dönüşmüş. Seni buldum sevgili Cinderella. Artık sonsuza dek benim prensesimsin. Prens ve Cinderella birbirlerine sarılarak mutluluktan havalara uçmuşlar. Böylece üvey kardeşler kıskançlığın hiçbir zaman kazandırmadığını, sevgi ve iyiliğin ise her kapıyı açtığını anlamış. Şehrin birinde tembel mi tembel bir kız yaşarmış. Bu kız iş yapmayı hiç sevmezmiş. Onun yerine tüm gün oturur, ayna karşısında hayaller kurarmış. Eski püskü kıyafetlerinden hep şikayet eder, yenisini almak içinse hiç çabalamazmış. Günlerden bir gün tembel kız çarşıya gitmiş. Vitrinlerin önünden geçerken Karen adında genç bir kızla çarpışmış. İkisi de aynı anda yere düşünce Karen'in parıl parıl parlayan kırmızı ayakkabıları tembel kızın gözlerini almış. Bunlar hep hayalini kurduğu ayakkabılarmış. Ben ayakkabılarını çok beğendim. Ya öyle mi? Teşekkür ederim. Evet, bence de çok güzeller. Acaba bana ayakkabılarını nereden aldığını söyler misin? Karen ayakkabılarının sadece bir tane olduğunu ve ona özel yapıldığını anlatmış. Tembel kız bunu duyunca çok üzülmüş. Ama eğer bana 3 kese altın getirirsen onları sana verebilirim. Tembel kız o kadar altını olmadığı halde aslında çok zengin olduğunu söyleyip bu teklifi kabul etmiş. Oysa daha önce hiçbir işte çalışmayan tembel kız ertesi gün hemen bir fırıncının yanında işe girmiş. Fırıncı ondan 10 tane ekmek yapmasını ve sepetlere yerleştirmesini istemiş. Tembel kız zorlanarak hamur yoğurmaya başlamış. Daha ikinci ekmeğe geldiğinde hemencecik sıkılıvermiş. Bu iş hiç bana göre değil. Üstüm başım kirleniyor. Fırıncının görmediği bir anda kenardaki kese kağıtlarını buruşturup sepetin içine atmış. Üstlerine de zar zor yaptığı 3 tane ekmeği yerleştirmiş. Böylece ekmekler çok görünmüş. Oo, bu kadar kısa zamanda bitirdin demek. Aferin. Al bakalım sana bir kese altın. Tembel kız altınları kaptığı gibi eve koşmuş. Bir daha da o dükkana geri dönmemiş. Geriye 2 kese altın kaldı. Onları da kazandım mı? Ayakkabılar benim olacak. Ertesi gün olmuş. Tembel kız bu sefer de bir manavda işe girmiş. Manavcı ondan çürük meyveleri ayıklamasını istemiş. Ancak tembel kız çürük meyvelere dokunmak istemiyormuş. Bu çürük şeyler tırnaklarımı bozar ama. Manav arkasını döndüğünde iyi meyveleri üst sıraya dizmiş. Böylece çürükler altta kalmış ve onlara dokunmaktan kurtulmuş. Ne kadar da düzenli yerleştirmişsin. Aferin. Al bakalım sana bir kese altın. Tembel kız altını aldığı gibi eve koşmuş. Bir daha da o manava gitmemiş.
Geriye kaldı bir kese altın daha. Tembel kız çalışmaktan o kadar usanmış ve sıkılmış ki pencere kenarında hayaller kurarken uykuya dalmış. Rüyasında kendini bir baloda dans ederken görmüş. Çevresindeki herkes hayranlıkla yeni kıyafetleri ve ayakkabılarıyla yaptığı dansı izliyormuş. Görüyor musun ne kadar güzel dans ediyor? Ayakkabılarından gözlerimi alamıyorum. Ne kadar da güzeller. Tembel kız aniden uyanmış. Bir kişiyi daha kandırırım. Bir kese altınım daha olur, biter. Hemen çarşıya gitmiş. Bu sefer de bir terzinin yanında işe girmiş. Terzi eteklere doğru renklerle yama dikmesini istemiş. Fakat tembel kız her yamaya alakasız renkler seçmiş. Üstelik güzel dikmesini de hiç becerememiş. Oh! İğne yüzünden parmaklarım acıdı. Daha fazla yapamayacağım. Tembel kız bütün etekleri toplayıp bir kenara saklamış. Terzi gelip sorduğundaysa eteklerin sahiplerinin geldiğini, yamaları çok beğendiğini ve alıp gittiklerini söylemiş. Bu harika. Aferin. İyi çalıştığın için al bakalım. Sana bir kese altın. Tembel kız altını kaptığı gibi eve koşmuş. Bir daha da terzi dükkanına uğramamış. Bir köşeye sakladığı 3 kese altınını da alıp sevinçle Karen'in yanına gitmiş. Karen, bak. 3 kese altın, hepsini çalışarak emeğimle kazandım. Hadi, ayakkabıları bana ver. Karen altınları alıp ayakkabıları bir kutunun içinde tembel kıza uzatmış. Bu arada söylemeyi unuttum. Bunlar büyülü ayakkabılar. Yalnızca dürüst ve çalışkan kişilere zarar vermezler. Tembel kız Karen'in söylediklerine aldırış etmemiş. Hemen oracıkta ayakkabıları ayağına geçirmiş. Öyle mutlu olmuş ki çarşıda dans ederek gezmeye başlamış. Vitrinin birinde güzel bir elbise görmüş. Ona bakmak için durmak istemiş. Fakat ayakkabılar buna izin vermemiş. Hey! Neler oluyor? Duramıyorum. Yardım edin! İmdat! Çarşıdaki herkes şaşkınlıkla durmadan dans eden, hoplayıp zıplayan tembel kızı izliyormuş. Bakın! Bu bizi kandıran tembel kız değil mi? Gerçekten de o. O kız beni de kandırmıştı. Ayakkabılar tembel kızı saatlerce çarşıda dans ettirmiş. Kızın ayakları öyle şişmiş ki acıdan ağlamaya başlamış. Yardım edin. Ayaklarım çok acıyor. Söz veriyorum, artık daha dürüst ve çalışkan biri olacağım. Tembel kızın haline üzülen fırıncı, manav ve terzi hemen yardımına koşmuşlar. Zar zor da olsa onu yakalayıp ayakkabıları ayağından çıkarmayı başarmışlar. Büyülü olan kırmızı ayakkabılar ise kendi kendine dans ederek oradan uzaklaşmış. Beni kurtardığınız için teşekkür ederim. Oysa ben size yalan söyleyip hiçbir işi doğru dürüst yapmadım. Sizse buna rağmen bana yardımcı oldunuz. O günden sonra kimse tembel kıza bir daha tembel kız dememiş. Çünkü girdiği her işte dürüstçe ve üşenmeden çalışıp altınlarını hakkıyla kazanmış. Böylece kendine yeni kıyafetler ve çok sevdiği bir çift ayakkabı satın almış. Bu ayakkabıların tek büyüsü ise hakkıyla kazanmanın getirdiği keyiften başka bir şey değilmiş.